İlk gün kendimi küçük bir yavru kameramana dönüşmüş olarak devasa bir savaşın ortasında buldu. Oyuna başlar başlamaz 3 tane skibri tuvalet beni kovalamaya başlamıştı bile. Ya iyi ki bu oyunu kameraman olarak oynayayım dedim. Şuna bak, beni yavru kameraman olarak doğurdu oyun. Ben bu küçücük halimle tuvaletlerle hayatta baş edemem. Şuna bak, dev gibiler bana göre. Bak 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 bak, bana nasıl kafa atıyorlar ya. Resmen nefes aldırmıyorlar bana. Bunları halletmenin bir yolunu bulmam lazım, yoksa oyun başlamadan bitecek. Şuradaki ağacın tepesine çıkarsam beni takip edemezler galiba. Aynen bak, aşağıda kaldılar. Oh be, sonunda biraz nefes alabildim ya. Vallahi bıktırdılar ha. Arkadaşlar, aslında benim aklıma bir fikir geldi bunları öldürmek için. Bak, tepelerinde sifonlar var bunlar, bak görüyor musunuz? Acaba tıklayabilir mi onlara? Dur deneyeyim şöyle. Bir dakika, bir şeyler oluyor galiba. Aa, vallahi tuvalet sifonu çekti. Öldü tuvalet. Dur size de şöyle aynısını yapayım. Gelin bakayım buraya. Sana şöyle tıklayalım. Sana şöyle tıklayalım. Hop, tamamdır. Hoşçakalın, görüşürüz. Beyler beni dinleyin. Tuvaletlerin sifonunu çekince direkt ölüyorlar. Boşuna merminizi harcamayın. Direkt öldürün sifonları çekip. Taktiğimi dinleyen kameramanlar seri bir şekilde tüm tuvaletlerin sifonlarını çekti ve onları lağım boşluğuna gönderdi. Şimdilik bu bölgeyi tuvaletlerden temizlemişiz gibi gözüküyordu. Ya kameramanlar, boyutum küçük olabilir ve sizin gibi silahlarım olmayabilir. Ama benim de beynim çalışıyor yani. Ne yazık ki kutlamamız uzun sürmemişti. Çünkü G-Man Skibidi Tuvalet öldürdüğümüz tuvaletlerin intikamını almak için yanımıza gelmişti. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Ne? G-Man Skibidi Tuvalet mi? Hayır, ben bu Skibidi Tuvalet'i biliyorum. Bu en güçlü Skibidi Tuvalet. Gençler, yandık. Kameradanlar galiba yol sonuna geldik. G-Man şimdi hepimizi mahvedecek. Ve öyle de oldu. G-Man Skibidi Tuvalet sarı lazerini kullanarak tüm kameramanları adeta tavuk ızgara gibi kızarttı. Acilen bir şey yapmalıydım, yoksa ben de onlarla aynı kaderi paylaşacaktım. Hay şansı mı ya? Oyuna bu kadar zor başlamam gerekiyordu. Adamın sarı lazeri resmen tek attı tüm kameramanlara. Neyse ki tam da bu anda kameramanların kahramanı sahneye giriş yaptı ve imdadıma yetişti. Peki bu kim miydi? Bu Titan kameramanın ta kendisiydi. Titan kameraman gelir gelmez göğsündeki enerji çekirdeği sayesinde G-Man Skibidi Tuvalet'e alevler püskürtmeye başladı. G-Man Skibidi Tuvalet ise tabii ki de boş durmuyordu ve sarı lazeriyle Titan kameramanı eritmeye çalışıyordu. Benim ise bu sırada yapabileceğim tek şey Titan kameramanın kazanacağına dua etmek ve olanları seyretmekti. Hadi Titan kameraman, ben sana güveniyorum. O G-Man Skibidi Tuvalet'in içinden geçeceksin. Hadi az daha dayan, bastır bastır bastır. Tam G-Man Skibidi Tuvalet'i yeneceğimizi düşündüğüm anda uzaklardan dev roket Skibidi Tuvalet geldi ve sahneye giriş yaptı. Kaşla göz arasında dalışa geçti ve kendini patlatarak Titan kameramanın arızalanmasına sebep oldu. Hayır, o roket nereden çıktı ya? Baksana, Titan kameraman arızalandı ve şimdi kaçıyor, bu halde savaşamaz. Abi şimdi bittik, yandık ya, ne yapacağız şimdi? Küçük kameradan bu tarafa bak. Buradan gitmemiz lazım. Çabuk buraya gel. Uf, G-Man'i de öldürmeden gitmek istemiyorum ama bu halde onu asla yenemem. Gitmem lazım. G-Man Skibidi Tuvalet'i şu anlık yenememiş olabilirdik. Ama onu alt etmek için harika bir planımız vardı. İkinci günden dördüncü güne kadar planımızı uygulamak için kameramanların sorgu odasına gittik. Tuvaletlerden birini yakaladıktan sonra ise sorgu işlemine başladık. Sorguyu yapacak kişi ise tabii ki de bendim. Şimdi elimize düştün Skibidi Tuvalet. Eğer senin sifonunu çekmemizi istemiyorsan tüm sorularımızı cevaplayacaksın. Anlaşıldı mı? Şimdi ilk soru geliyor. Söyle bakalım Skibidi Tuvalet, G-Man'in zayıf noktası ne? Onu nasıl yenebiliriz? Çabuk söyle. Lan bana bak, yalan söylediğini biliyorum. Bak ben de yalan konuşma. G-Man Skibidi Tuvalet'in sifonunun çekilmediğini herkes biliyor. Bak doğruyu söyle. G-Man Skibidi Tuvalet'i güçlendirmek için laboratuvarda araştırma yaptığınızı biliyoruz. Çabuk bana laboratuvarın koordinatlarını ver, yoksa senin sifonunu çekerim ha. Skibidi çocukları. Skibidi. Bak bak baba bak, bir de Skibidi çocukları diye dalga geçiyor. Ulan var ya, senden alacağım olmasa çoktan sifonunu çekmiştim ha. Kameraman ne yapacağız, çabuk fikir ver. Bunun ağzından laf alamıyorum ben. Aslında şu an telsizimden bana gelen bilgiye göre laboratuvarın koordinatını keşfettik. Artık onu sorguya çekmemize gerek kalmadı. Ya bak sen. İşi görüyor musun tuvaletçim? Artık sana ihtiyacımız kalmadı. Şimdi az önce söylediğin lafları senin ağzına tıkacağım. Şöyle senin sifonuna doğru basalım. Bak bir de vuruyor. Sana şöyle basalım. Haydi sana lağım boşluğunda iyi eğlenceler dostum. Benimle uğraşırsan böyle olur işte. İstediğimiz bilgileri elde etmiş olsak bile mutluluğumuz uzun sürmemişti. G-Man Skibidi Tuvalet sorgu odamızın yerini keşfetmişti ve pencerenin önüne dikilmiş bizi seyrediyordu. Eyvah, basıldık, G-Man geldi. At dur, sarı lazer atacak galiba. Lan durun, bize saldırıyor. Kameramanı çabuk aşağı in, buradan kaçmamız lazım, yoksa öldürecek bu bizi. Çabuk koş 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 koş. Oh neyse, tamam oradan uzaklaştık. Kameraman sen koordinatları biliyorsun değil mi? Evet Rüya Perest, merak etme. Sen beni takip et. Of iyi, tamam bari istihbaratı kaybetmedik. Ama acele etmemiz lazım, fazla vaktimiz kalmadı. 5. günden 10. güne kadar tuvaletlerin laboratuvarına basmak üzere kameramanla birlikte yola koyulduk. Ama ne yazık ki başımız beladan kurtulmuyordu. Yolumuz örümcek tuvaletlerden ve dev tuvaletten oluşan bir Skibidi Tuvalet ordusu tarafından kesilmişti. Ya hay şansımızı ya. Laboratuvara giden tek yolu tuvaletlerle de geçirmiş. Kameraman çabuk bir çözüm üret, oradan geçmemiz lazım.
Bak işte bu hiç iyi olmadı Rüya Perest. Sanırım onlarla savaşmaktan başka çaremiz yok. Bu silahı al. Sana savaşında çok yardımcı olacaktır. Silahı elime alır almaz yetişkin bir kameramana dönüştüm. Artık tuvaletlerle daha kolay baş edebilirdim. Hadi bakayım kameraman, o zaman parti başlasın. Hadi dalmaya başlıyoruz. Gelin lan buraya tuvaletler. Aslında bu küçüklerin mermi sıkmaya hiç gerek yok. Hiç başına uğraşmayalım. Ben direkt sifonları çekeyim, göndereyim abi onları. Tabii şu örümceklerden uzak durayım. Tamamdır, senin sifonunu çekelim. Hop, seni gönderdik. Diğerlerini de şöyle sifonlarını hızlı hızlı çekelim. Hop, üçünü de gönderdik. Tamamdır, harika. Şurada son iki tane kalmış. Şunların sifonunu çektik mi? Tamamdır. Geriye sadece örümcekler ve şu dev tuvalet kaldı. Küçük tuvaletleri sifonlarını çekerek halletmiş olsak bile aynısını örümcek tuvaletler için söylemek mümkün değildi. Örümceklerin sifonlarını çekmek imkansızdı çünkü onlara yaklaştığım an inanılmaz hasar yiyordum. Bunlarla baş etmek imkansız gibi bir şey yani, şuna baksanıza. Yaklaştığım an inanılmaz hasar veriyorlar. Canım çok az kaldı, hayvan gibi vuruyor, kaçmam lazım. Of ya, galiba laboratuvarı bugün basamayacağız gibi gözüküyor. Bir dakika, ne oluyor ya, yukarıdan bir şey geliyor. Oha, Titan Speakerman gelmiş. Dur bari müziğini çalalım da mutlu olsun biraz. Nereden çıkıp geldiklerini bilmesem de Speakerman'lerin imdadımıza yetişmesi bizim için büyük bir şanstı. Onlar sayesinde tüm yolu tuvaletlerden temizlemeyi başarmıştık. Artık laboratuvara gidebilirdik. Ulan var ya, Speakerman'ler gelmese hayatta geçemezdik o yolu ha. Büyük şans valla. İyi kameram, o zaman artık gidelim. De kameraman, sen niye kıvırıyorsun, ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim ya, Speakerman'ler gelince bir daha sevesim geldi valla, çok mutlu oldum. Kardeşim hadi oyunu bırakma, gitmemiz lazım, zamanımız çok dar, o GMS gibi tuvaleti yenmemiz lazım, bırak şu dansı. Tamam ya, geliyorum, ne laf ediyorsun? 11. günden 17. güne kadar kameradanla birlikte gizli operasyonumuzu gerçekleştirmek için laboratuvara gittik. Tuvaletlerin sırrını öğrenmemize çok az kalmıştı. Evet, sonunda tuvaletlerin gizli laboratuvarına geldik. Şimdi tek yapmamız gereken içeriye gizlice bir şekilde girmek ve içerideki gizli planlarını öğrenmek bu tuvaletlerin. Ama biz bunu nasıl yapabiliriz ki kameraman? Biz kocamanız, baksana içeriye gizlice girmemizin imkanı yok. Evet Rüya Perest, doğru diyorsun. Ama ben de buna hazırlıklı geldim tabii ki. Şimdi göstermek üzere olduğum şeyi çok seveceksin Rüya Perest. Geliyor ve boom. Bir dakika. Oyuncak araba mı? Sen ciddi misin kameraman? Bu bizim içeri girmemize nasıl yardımcı olabilir ki yani? Bu sıradan bir oyuncak araba değil Rüya Perest. Şimdi elindeki bu kumanda sayesinde bu oyuncak arabayı kontrol edebileceğim. İyi seyret. Bir saniye, bu uzaktan kumandalı arabaymış. Üstünde de kamera var. Demek ki bu yüzdenmiş kamera. İçeriği gözetleyeceğiz. Abi harikasın sen ya. Tabii oğlum, ne sandın? Ben işimi biliyorum. Hadi neyse, zaman kaybetmeden şu bebeği deneyelim madem. Hiç zaman kaybetmeden kameramanın oyuncak arabasını çalıştırıp onu laboratuvara doğru sürmeye başladık. Kapıdaki skibidi tuvalete fark ettirmeden de küçük delikten içeri girmeyi başardık. Yalnız harbi harbi içeri girmeyi başardık gençler. Baksanıza içerideyiz, tuvalet laboratuvarındayız. Bak benim vücudum da orada duruyor hala. Bak kendim buradan görebiliyorum. Oğlum çok ilginç lan. Neyse, bu kadar eğlence yeter. Biz hemen şöyle kapıdan içeri doğru girelim. Bakalım içeride neler varmış. Abu, olaya gel. Bak bak bak, tuvaletler orada toplanmış, bir şey konuşuyorlar galiba. Bir şey planlıyorlar. Oğlum içeride daha neler neler vardır daha, kim bilir. Çok merak ettim lan. İçeride biraz daha gezindikten sonra en sonunda o aradığım gizli planları keşfetmiştim. Bu bilim adamı skibidi tuvaletti ve çok ilginç bir şeyin üzerinde çalışıyordu. Aha valla, bilim adamı skibidi tuvaleti bulduk. Bak kolları molları var, değişik bir şeye benziyor. Ve bak kapsülde değişik bir tuvalet duruyor. Bak dilimini var, çok değişik, korkunç bir şeye benziyor. Bu ne oğlum? Sonunda deneyim tamamlandı. Şimdi tek ihtiyacım olan seni üzerinde denemek için bir tane kameradan bulmak. Skibidi. Hayır, arabamızı tespit ettiler, yakalandık. Ne? İzinsiz ziyaretçi mi? Çabuk kamera adamları yakalayın, onları buraya getirin. Arabamızı tespit eden tuvalet hiç zaman kaybetmeden arabamıza kafa attı ve onu imha etti. Asıl yerimizi tespit etmek içinse tüm tuvaletler bizi aramaya koyuldu. Eyvah, bir sürü tuvalet geliyor, biz yerimizi tespit ettiler, kaçmamız lazım kamera adam. Hayır, arkamızı da kapatmışlar. Eyvah, yandık, etrafımız sarıldı, burada kapana kısıldık kamera adam. Bu hiç iyi olmadı Rüya Perest. Kim bilir içeride bize neler yapacaklar şimdi. 18. günden 28. güne kadar tuvaletler tarafından yakalandık ve laboratuvarlarının derinliklerine götürüldük. Burada bizi neyin beklediğini tam olarak bilmiyordum ama iyi bir şey olmadığı ortadaydı. Kameraman, sence bizi niye buraya getirdiler? Hani niye bizi direkt öldürmediler ki, anlamadım. Sence amaçları ne? Bilmiyorum Rüya Perest ama çok yakında öğreneceğimize benziyor. Of ya, acaba bu tuvaletleri kendimiz halledip buradan kaçabilir miyiz? Ne diyorsun kameraman? Yerinizde olsam kaçmaya hiç heveslenmezdim. Tüm eğlenceyi kaçıracaksınız. Tüm eğlenceyi kaçıracak mıyız? Oğlum ne diyorsun lan sen? Ne yapacaksın sen bize?
Oo, demek eğlenceye erken başlamak istiyorsun, öyle mi? Pekala, öyle olsun. Tuvaletler, parazit hemen buraya getirin. Parazit mi? Ne parazitinden bahsediyorsun lan sen? Boş boş konuşma, saçmalama oğlum. Aa, bir dakika. Aa, bu yukarıda arabayla gözetlerken gördüğüm yaratık değil mi? Ya sapık herif, bizim parazitle ne alakamız var? Ne yapacaksın parazit oğlum? Ne için kullanacaksın? Ben de hiç sormayacaksın zannediyordum. Hadi başlayalım. Bilim adamı Skibidi Tuvalet komutu verdikten sonra parazit Skibidi Tuvalet birden kameramanın üstüne atladı. Daha sonra da dilini kullanarak kameramanın ensesindeki kablolarla uğraşmaya başladı. Bir süre bu şekilde yerde can çekiştikten sonra en sonunda süreç tamamlanmıştı. Kameraman ayağa kalkıp arkasını döndüğünde artık o arkadaşım değildi. O artık tuvaletlerin kontrolündeydi. Alo kameraman, cevap versene, niye öyle dik dik bakıyorsun, bir şeyler söyle. Abi adam dondu kaldı ya, hiçbir şey yapmıyor, şuna bak. Lan manyak herif, arkadaşıma ne yaptım? Paris ona bağlandığından beri hiçbir şey söylemiyor, dik dik bakıyor sadece. Arkadaşın artık bizim kontrolümüzde Rüya Perest. Şimdi ise onunla yüzleşmek zorundasın. Yüzleşmek mi zorundayım? Ne diyorsun lan sen? Ne demeye çalışıyorsun? Ap, bir dakika. Lan kameraman, bana niye vuruyorsun? Oğlum yerinde dursana. Kameraman bak, sana zarar vermek istemiyorum. Sana bunları o parazit yaptırıyor, biliyorum. Onu dinlemeyi hemen kes, bırak şunu artık. Ben oracıkta arkadaşımla mücadele ederken tuvaletler uzaktan zevkle bizim didişmemizi seyrediyordu. Bu durumdan derhal kurtulmanın bir yolunu bulmalıydım. Yoksa 100 gün serüvenim burada bitecekti. Arkadaşlar galiba kameramanı öldürmekten başka çarem yok. Şuna baksana, peşimi bırakmıyor adam ya. Of kameraman, ne yapıyorsun? Bari şu arka tarafta biraz nefes alayım ya. Vallahi bıktım. Ap, bir dakika. Yerde bir şey var. Bu pompa değil mi abi? Vallahi şu noktada buradan çıkmak için ne gerekiyorsa yapmam lazım arkadaşlar. Artık pompa mompa her şeyi kullanacağım yani. Başka çarem yok. Pompayı elime alır almaz bir anda plunger kameramana dönüştüm. İşte şimdi eğlence başlıyordu. Hey Rüya Perest, saklandığın yerden çıkmaya ne dersin? Bak arkadaşını bekletme, seni bekliyor burada. Arkadaşınızı bekletmeymiş. Şimdi hepinize göstereceğim gününüzü. Arkadaşımın intikamını alacağım sizden. Gelin lan buraya. Topunuz birden gelin. Ne? Bu nasıl olabilir? Hayır, olamaz. Tuvaletler, saldırın. Ve böylelikle tüm tuvaletlerle tek başıma savaşmaya başladım. Bilim adamı tuvalet ise aradan sıvışıp kaçmayı tercih etti. Bir yandan tüm bu tuvaletlere karşı koyarken bir yandan da kameramanı o parazitten nasıl kurtarabileceğimi düşünüyordum. Ama sanırsam onu şimdilik geride bırakmalıydım. Bu mümkün gözükmüyordu. Uf kameraman ya, galiba seni burada bırakmam lazım. Ama merak etme, senin için geri döneceğim, hiç merak etme. Tuvaletlerin elinden kurtulduktan sonra yeni güçlerimi kullanarak duvarları eze eze laboratuvardan çıkış yolunu aramaya başladım. Kısa bir süre sonra laboratuvarın ana kapısını bulmuştum ve oradan kurtulmayı başarmıştım. Kameramanları bu yeni parazit konusunda uyarmam gerekiyordu. 29. günden 40. güne kadar zamanımı herkesi parazit skibri tuvaletler hakkında uyarmakla geçirdim. Sorun şuydu ki kameramanlar kendilerini o kadar savaşa vermişti ki uyarılarımı dikkate almıyorlardı. Kameraman komutan, sonunda sizi bulabildim. Size çok önemli bir istihbarat getirdim. Beni çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Şu anda olmaz asker. Savaşı kazanmakla meşgulüz. Daha sonra konuşalım. Komutanım, siz kafayı mı yediniz? Size resmen istihbarat getirdim diyorum. Beni dinlesenize. Gençler bak, bu kameramanların bir yerleri kalkmış. Çok güveniyorlar bu Titan Speaker'mene falan. Kazanıyorlar zannediyorlar. Komutanım bakın, bu tuvaletlerin laboratuvarını bastık biz. Bilim adamları gizli bir silah yetiştiriyor. Onları durdurmamız lazım. Vallahi bak, başımıza patlarlar sonra. Titanlarla bile inemeyiz onlara, haberiniz olsun. Bu kadar paniklemene gerek yok asker. Sakin ol. Savaşı kazanıyoruz zaten. Ama ne yazık ki bu değişmek üzereydi. Çünkü korktuğum başıma gelmişti. Bilim adamı planını uygulamak için buraya gelmişti. Bir süre uygun bir anı kolladıktan sonra en sonunda parazitik gibi bir tuvalet Titan Speaker'ın üstüne atladı. Bir süre sonra kırmızı çekirdeği sarıya döndü ve o da tıpkı kameraman arkadaşıma olduğu gibi parazit tuvaletin kontrolü altına girdi. Artık o tuvaletlerin tarafındaydı. Bir saniye, bilim adamı Skibidi Tuvalet'in o binanın tepesinde ne işi var abi? Ve neden Titan Speaker'ın ışığı sarı oldu abi? Çok saçma. Lan bir dakika, ne oluyor lan? Titan Speaker'ın kendi askerine saldırıyor. Ben şimdi anladım. Titan Speaker'ın de efekt oldu bak. Abi olamaz ya. Komutan, ben sana demedim mi bak sözü bilinle diye? Bak ne oldu şimdi, gördün mü? Ah, bu hiç iyi olmadı. Diğerlerini uyarmalıyız. Evet, bir zahmet artık sözümü dinleyin yani. 41. günden 50. güne kadar parazitler hakkında genel çağrı yapmak üzere komutanla birlikte yola koyulduk. İlk başta komutanın beni nereye götürdüğünü anlayamasam da oraya vardığımızda her şey daha çok netleşmişti. Burası kameramanların ana operasyon karargahıydı. Vay be, karargah, gel şuraya bak, kocaman burası oğlum, burayı nasıl yaptınız? Yılların birikimi diyelim. Neyse, bilim adamları bizi bekliyor. Oh be, bilim adamları, sonunda buraya gelebildim. Vallahi bu komutanın sözümü geçirene kadar o kadar çok uğraştım ki anlatamam size yani. Tuvaletlerle ilgili başımız çok büyük belada bilim adamları. Artık karşımızda parazit tuvaletler var ve kameraların kontrolünü ele geçiriyorlar. Evet, sizinle bu konu hakkında ters üzerinden de konuşmuştuk. Biz de hiç zaman kaybetmeden bu konu üstünde araştırma yapmaya başladık. Araştırma mı yapmaya başladınız? E peki araştırmanızın durumu nedir tam olarak şu anda? Hiç sormayacaksın zannediyordum. Gel de sana göstereyim. Şimdi
Gördüğünüz üzere burada bir tane enfekte olmuş kameraman var. Doğru muyum? Evet doğrusun da hani ne olmuş ona? Peki ben sana onu iyileştirebileceğimi söylesem bana ne derdin? Valla bence imkansız bir şey ama yani iyileştirirsen helal olsun valla. Sen öyle san. Şimdi seyret de gör bakalım nasıl iyileştiriyorum onu. Bunları dedikten sonra bilim adamı kameraman üzerinde çalıştıkları silahı aldı ve enfekte olmuş kameramanın önünde durdu. Onu kapsüle nişan aldıktan sonra ateşledi ve parazitik skibiri tuvalet kameramandan ayrıldıktan sonra bir anda öldü. Silah hazırdı. Artık arkadaşlarımızı parazitlerden kurtarabilirdik. Bilim adamı kameraman valla helal olsun ya. Bu icadınız sayesinde o tuvaletleri arkalayabiliriz ve hazırlıksız yakalayabiliriz. Hatta Titan Speaker'meni bile kurtarabiliriz. Ne diyorsun? Onun için de planlarımız var. Merak etme. Şimdilik siz bu silahları alın ve savaşa gidin. Biz sonradan katılacağız. 51. günden 58. güne kadar yanıma bir grup kameraman alıp şehri parazitlerden temizlemeye koyulduk. Ellerimizdeki silahları kullanarak arkadaşlarımızı o parazitlerden kurtarmalıydık. Kameramanlar hadi bastırın. Arkadaşlarımızı o parazitlerden kurtaracağız. Kameraman dostlarım hiç merak etmeyin, çok yakında hepiniz serbest kalacaksınız. Şöyle hemen sıkmaya başlayalım hızlı. Lan dur bana vurmayın, ben sizdenim oğlum, sizi kurtarmaya çalışıyorum. Da gerçi ben kime laf anlatıyorsam teknik olarak parazitler saldırıyor bana, kameramanlar kendi isteğiyle saldırmıyor aslında. Neyse şöyle son bir tane kaldı, seni de şöyle iyileştirelim ve tamamdır. Heh, skibiri parazit tuvalette öldü. Vallahi buradaki tüm birlikleri iyileştirdik gibi gözüküyor, aferin kameramanlar. Arkadaşlar vallahi biz böyle gidersek bu silah sayesinde çok kısa bir sürede tüm kameramanları iyileştireceğiz gibi gözüküyor. Kendi bölgemi temizledikten sonra diğer bölgelere de yardım etmek için harekete geçtim. Ve işte tam bu sırada da ziyaret ettiğim bölgelerden birinde çok ilginç bir şeye rastladım. Bilim adamı kameramanlar parazit yok etme silahını bir tane tanka entegre etmişti. Öf bilim adamı kameramanlar kendilerini açmış resmen. Eşek kadar parazit yok etme aleti yapmışlar ve kocaman bir tanka entegre etmişler abi. Acayip bir şey bu, şuna bak. Peki bilim adamı kameraman burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Bak orada da kameramanlar falan dizilmiş. Ben anlamadım böyle neden beklediğinizi boş. Neyi bekleyeceğiz? Titan Speaker'men için bir tane tuzak kurduk. Onu bekliyoruz tabii ki. Tam da bu lafı söyledikten sonra Titan Speaker'men yemi yutmuştu ve karşımızdaki binanın tepesine inmişti. Bilim adamı kameramanın umduğu gibi Titan Speaker'men'in dikkatini ilk olarak yerdeki kameramanlar çekmişti. Plan tıkır tıkır işliyordu. Bilim adamı kameraman çabuk, Titan Speaker'men yemi yutmuş gibi gözüküyor. Şu silahı hemen ateşle de artık onu bir an önce parazitten kurtaralım. Silahın ateşlenmesine 3, 2, 1, ateş! Bilim adamı kameraman tankı ateşlediği an Titan Speaker'meni kurtardığımızı sanmıştık ama yanılıyorduk. Çünkü G-Man's gibi bir tuvalet lazerin önünü keserek Titan Speaker'meni korumuştu. Artık yerimizde ifşa olduğuna göre başımız büyük dertteydi. Oğlum ne oluyor, G-Man's gibi tuvalete upgrade gelmiş. Bak lazerleri, roketleri, kalkanları falan gelmiş. Adam resmen uçuyor şoka gibi. Rüya Perez, kaç canını kurtar çabuk. Abicim sakin ol, zaten şunu bir daha ateşlesen ölecekler. Bir daha vur şunlara. Ah hayır, abi G-Man tankı vurdu, olamaz ya, tank gitti. Tank olmadan ne Titan Speaker'meni iyileştirebiliriz ne de G-Man'e kaç koyabiliriz. Buradan kaçmam lazım. Of. Sıktı beni. 59. günden 67. güne kadar G-Man'i yenemediğimiz için ana karargaha geri dönüp yeni bir plan yapmaya karar verdim. Ama gel gör ki başım beladan kurtulmuyordu. Yol üzerinde beni bekleyen beladan habersizdim. Of arkadaşlar ne yapsam hiç bilmiyorum ya. Titan Speaker'meni iyileştirmeden G-Man'i yenemeyiz ki. Ve al işte yolumda şaşırdım. Oğlum hiçbir şey doğru gitmiyor bugün ya, çok kötü. Oğlum siz ne ara geldiniz? Baksana sokağa tıkılmışlar tuvaletler resmen. Beni sıkıştırmışlar. Bak gidecek hiçbir yer yok burada da. Oğlum bak bana yaklaşmayın. Vallahi hepinizi sararım bak. Mahvederim hepinizi. Uzak durun benden. Kendimi bir anda bir tuvalet ordusu tarafından sıkıştırılmış halde bulmuştum. Silahımı kullanarak onları def etmeye çalışıyordum ama bu yeterli değildi. Görünüşe göre tamamen köşeye sıkışmıştım. Of gençler çok fena patladık ya. Bir saniye. TV Woman, senin burada ne işin var? Dur bir şeyler yapıyor. Aa bak ekranındaki ışınlar sayesinde tüm tuvaletleri yakabiliyor TV Woman. Oha resmen hepsine tek attı. TV Woman var ya, sen dünyanın en güzel televizyon kadınısın. Harikasın ya. Evet. Aa şuna bak. Ooh face yaptı. Abi çok şirin ya, kafayı yiyeceğim. Yerim lan seni. Nasıl olduğunu bilmiyordum. Ama bir şekilde televizyon adamlar kameramanların başının dertte olduğunu anlamıştı ve yardıma gelmişti. Sanırım şimdi G-Man'i yenmekte biraz daha fazla şansımız olabilirdi. TV Woman, ben aslında kameramın üstüne geri dönmeye çalışıyordum ama yolumu şaşırıp buraya geldim. Ama neyse ki sen imdadıma yetiştin. Seni çok seviyorum. Wow, biraz hızlı olmadı mı sence TV Woman? Ve niye etraf karardı? Ne oluyor lan? Aa bir saniye. TV Woman beni kameramın üstüne geri getirmiş. Yuh artık. Her şey için çok teşekkür ederim TV Woman. Bundan sonrasını ben hallederim. Evet.
68. günden 89. güne kadar kameramanların üstünde uzun uzun planlar yaptık. Farkında olmadığım şey ise kameramanlar tarafından özel bir deney programına seçilmiş olmamdı. Hey ya Perez, sana güzel haberlerim var. Sükibidi tuvaletleri yenmek için üzerinde çalıştığımız çok gizli bir proje için tek denek olarak seçildin. Seni tebrik ederim. Çok gizli bir proje için denek olarak mı seçildim? Vallahi sen öyle anlatınca çok merak ettim, acaba nasıl bir proje, anlatır mısın biraz? Seni deney odasına götürdüğümde her şeyi çok daha iyi anlayacaksın. Lütfen beni takip et. Bilim adamının beni nereye götürdüğü veya nasıl bir projeye denek olarak seçildiğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Projenin olduğu alana vardığımızda ise tüm bu sorularım cevap bulmuştu ama gördüklerim beni şoka uğratmıştı. Bu Titan kameramanın geliştirilmiş ikinci versiyonuydu. Oha, sen şaka yapıyorsun. Titan kameraman Vol 2 mi? Şuna bak. Ulan ben de diyorum 80 gündür bizim Titan kameraman nerede? Demek ki buradaymış. Dur bir dakika, ön tarafını da merak ettim. Şöyle önden de bakayım. Yuh, sen şaka yapıyorsun. Bak çekiç vermişler, kalkan vermişler. Ulan harbi deli upgrade basmışlar buna. İyi tamam, peki hoş da benim Titan kameramanla ne alakam var bilim adamı kameraman? Yaklaşık 90 gün süren maceranı çok yakından izledik Rüya Perez. Önüne çıkan her zorluğu aşarak bebek bir kameramandan plunger kameramana başarıyla yükseldi. Biz de karar verdik ki Titan kameramanın ikinci versiyonunu sen kullanmalısın. Aa, sen şaka yapıyorsun. Titan kameraman mı olacağım ben? Tam olarak öyle Rüya Perez. Doğru duydun. Hadi hiç zaman kaybetmeden hazırlıklara başlayalım ve Skibidi tuvaletleri yenelim. Bunları dedikten sonra Titan kameramanın kontrolünü devralmak üzere standa yöneldim. Son bir kez bilim adamı kameramana baktıktan sonra ise kapaktan içeri atladım. İşlem tamamlanmıştı. Titan kameraman ve tüm silahları artık benim kontrolüm altındaydı. Ulan şaka maka, harbiden Titan kameraman olduk, baksana. Hem de upgrade'li versiyonu, acayip bir şey bu. Bilim adamı kameraman, hiç merak etmeyin, yüzünüzü kara çıkarmayacağım. O skibir tuvaletlerin içinden geçeceğim. Sana güvenimiz tam asker. Yolun açık olsun. Bol şans. 90. günden 99. güne kadar ana karargahtan ayrıldım ve Titan hoparlörü aramaya başladım. Eğer G-Man'i yenmek istiyorsak ona tüm Titanlar olarak aynı anda saldırmamız şarttı. Şimdi bakalım bakalım bizim Titan Speakerman nerede acaba? Bu kocaman formunu onu bulmak çok zor olmamalı değil mi gençler? Aha, onu vallahi buldum, billahi buldum. Bak köprünün arka tarafına doğru ilerliyor. Dur hemen gidip durdurayım şunu. Şşş Titan Speakerman, buraya bak, arkandayım, arkın dön, buradayım, havadayım. Seni o parasitten 5 dakikayı kurtaracağım Speakerman, hiç merak etme. Seni kurtardıktan sonra da G-Man'i birlikte saldıracağım kardeşim. Bak içerideki parayı sana sesleniyorum. Bu son şansın. Ya bırakıp gidersin Speakerman'i ya da çekici kafanda kırarım. Baba baba baba, hareketlere bak, bağırıyor bir de bana, bak bak bak. O zaman benden günah gitti. Bunu sen istedin parazit gibi bir tuvalet. Gel lan buraya. Ve böylece enfekte olmuş Titan Speakerman'le savaşmaya başladı. O da tıpkı benim gibi uçabildiği için Titan Speakerman de havaya yükselip bana saldırmayı tercih etti. Onun blasterından çıkan kırmızı lazerlere karşı ben de enerji çekirdeğinden çıkan mavi alevleri kullanıyordum. Şu anlık ikimiz de birbirimize eşit derecede hasar veriyor olsak da savaşın seyri bir süre sonra değişecekti. Arkadaşlar, jetine hasar verdim, artık uçamıyor Speakerman. Ab bir saniye. Bak televizyon adam da geldi. Titan televizyon geldi. Oğlum var ya, bitti senin için. Parazitini seni mahvedeceğiz. Ve öyle de oldu. Titan televizyon adam parazitin olduğu bölgeye ekran ışınlarıyla saldırdı. Ve parazitin şoklanarak donmasına sebep oldu. Böylece kısa bir süreliğine Titan Speakerman etkisiz hale gelmişti. Artık paraziti çıkarabilirdik. Şimdi bizim bir şekilde Speakerman'e zarar vermeden paraziti çıkarmamız lazım. Ama bunu nasıl yapabiliriz tam bilmiyorum açıkçası. Ab bir saniye. TV Woman, senin burada ne işin var ya? Aa, TV Woman bize yardım etmeye gelmiş. Bak arka kapaktan içeri atladı. Ulan var ya Paris, şimdi senin işin bitti. Speakerman seni kurtaracağız. Çok az kaldı. TV Woman sayesinde Paris'te hiç sorun yaşamadan Titan Speakerman'den çıkartıp yere atmayı başarmıştık. Titan Speakerman'in ışığı da sarıdan tekrar kırmızıya dönmüştü. Artık kontrol kendisindeydi. Ulan senin yüzünden bu millet ne acılar çekti, senin haberin var mı? Ama yolun sonuna geldin. Al bakalım. Bir daha asla bizden birinin kontrolünü ele alamayacaksınız. Ders olsun. Seni tekrardan aramızda görmek çok güzel Titan Speakerman. Şimdi hep birlikte gidelim ve o G-Man'e dersini verelim arkadaşlar. G-Man kendini kolla, senin için geliyoruz. Parazit Skibidi tuvaletin başının dertte olduğunu anlayan G-Man hızlı bir şekilde yanımıza gelmişti ama tabii ki de geç kalmıştı. Artık Titan Speakerman de bizim tarafımızda olduğuna göre G-Man'i durdurmamızda kimse bize engel olamazdı. Sıktı beni, sıktı beni, sıktı beni. G-Man dostum, biraz sinirlenmişe benziyorsun. Ama ben olsam kendimi çok yormazdım çünkü yakında sen de Parazit arkadaşın yanına katılacaksın. Titanlar hadi o zaman savaş başlasın, göreyim sizi. Ve böylece G-Man'le olan final savaşımız başlamıştı. İki taraf da durmadan tüm özel
özel güçlerini karşı tarafa boşaltıyordu. 3'e 1 savaşmamızdan dolayı G-Man hangi yöne bakacağını şaşırmıştı ve her yere lazerini saçıyordu. Titanlar olaraksa stratejimiz çok basitti. TV-Man ışınlarıyla G-Man'i rahatsız ederken Speaker-Man'le ben de olabildiğince fazla canını götürmeye çalışıyordum. Titanlar herkes tüm silahını boşaltsın, vur 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 vur. Ulan Allah'tan kalkanım var ha, bu G-Man'in lazeri yine fazla vuruyormuş. Sıkma beni, sıkma beni, sıkma beni. G-Man benden sana abi tavsiyesi, bak hiç ağlayarak enerjini harcama. Üstten Titan'la savaşıyorsun, tüm enerjiye ihtiyacın olacak. Gerçi bizi yenemeyeceğin bariz ama neyse. Allah, bir dakika, çok fazla vuruyor lan lazeri hala. Vur 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 vur, şöyle çekişle vurayım kafasına kafasına. TV-Man, G-Man sana doğru geliyor. Çabuk ultini aç, kıstır onu. Çabuk 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 ekran ışınlarını fırlat. Hadi bakayım. Helal lan sana, harikasın, başardın. Bak tam gözüne tutuyor ekran ışınlarını. Donup kaldı G-Man resmen. Titan Speaker-Man, son vuruş yapma şerefini sana armağan etmek istiyorum intikamını almak için. İstersen son vuruş sen yap. Aynen bak, hiç beklemedi bile. Abi G-Man öldü lan, inanabiliyor musunuz? Yendik G-Man'i. Arkadaşlar ben dayanamayacağım, böyle bir galibiyeti emote atmadan duramam. Skibidi tuvaletleri yendik, skibidi tuvaletleri yendik. GG easy.